Instagram'ın TikTok'un falan bir hilesi var. Kalite hilesi. Bak bunu yapıp 2 milyon 3 milyon takipçisi olan çok fazla hesap var. Bak normalde bir video izlersin. Örneğin mesela bir tane çizgi film videosu izleyelim. Şimdi de kalite hilesi uygulanmış bir video izleyelim. Milyonluk TikTok, Instagram hesapları bu tür editlerle büyüyorlar. Size normal bir video kalitesini korkunç yükseklere nasıl taşırsınız onu öğreteceğim. Sonra da böyle Alper Gezer Avcı gibi kaçacağım kanka. Göz yaşlarımda... Tekrardan selamlar bropalar bu kalite hilesi benden çok fazla isteniyordu. Bak şimdi öğretiyorum. Eğer 10.000 like gelirse baştan sona bu sayfaların yaptığı detaylı editler oluyor ya böyle hızlandırma Size onu da öğreteceğim. Pamuk eller like'lara gitsin biraderlerim bropalarım şimdi bilgisayarımıza geçiyor. Ya şimdi bilgisayara geçeceğim de kaliteli video çekmek için ne gerekiyor? Bak size teknik ve programdan bahsedeceğim ama velev ki siz kameranızdan telefonunuzdan video çekiyorsunuz. İlk önce yapmanız gerekenleri hızlıca anlatmam lazım. Kanka kompres nedir biliyor musun? Senin sosyal medyada bir video izliyorsun ya mesela o video 4 GB olarak çıktı alınmış. Sen o videoyu 150 MB olarak izliyorsun. Çünkü o videonun sana ulaştığında senin o videoyu izleyebilmen, her internet hızında izleyebilmen gerekiyor. Yani bu kalite düşürme işlemine sıkıştırma, kompres deniyor. Bu kompres mantığı nasıl çalışıyor? 4 farklı piksel düşün. Bunu daha önce de anlatmıştım zaten. Bu pikseller birbirine ne kadar yakınsa yani siyah, gri, açık gri, koyu gri gibi karmaşıksa bu dördünün ortalaması alınır ve gri olur. Sen o pikseli gri olarak görürsün. Yani sen aslında siyahı kaybetmiş olursun. Bu da sana görüntülerde yırtılmalar yapar. Şimdi bak benim görüntümü izliyorsun. Arkada maviyi görüyorsun. Burada da moru görüyorsun. Aslında bu mor dümdüz bir mor olduğu için bütün pikseller mor. Ama sürekli oraya bir efekt verseydim. Mesela mor yeşile dönseydi, maviye dönseydi, sürekli bir renk değişseydi. Orada pikseller sürekli değişeceği için orası daha çok sıkıştırılacaktı ve görüntüde kayıplar yaşanacaktı. Bu yüzden şimdi bundan kurtulma için ilk önce ne gerekiyor görüntünüzün sabit olması gerekir yani sen telefonla bir görüntü çekiyorsun telefondaki görüntün böyle tripottayken hiçbir piksel değişmez aynı şu an beni izliyorsun ya bir yandan da kendimi kontrol ediyorum buradaki bak pikseller hiç değişmiyor aynı kanka hiçbir şey değişmiyor bu yüzden oraları bir daha görmüyorsun o sıkıştırmanın içerisinde kalitenden yemiyor bu kalite benim şu yüzümü oynattığım yerlerde falan oluyor bu yüzden benim videoları çok kaliteli görüyorsun sen de telefonu tripoda koyarak çekeceksin tabi sadece tripodla olmaz ama telefonu sürekli sallayarak video çekersen bütün çimenler, gökyüzü, güneş falan her şey değiştiği için pikseller sürekli değişirsen de artık daha kalitesiz bir görüntü görürsün. İlk yapacağın şey bir stabilizer yani gimbal almak veya tripod kullanmak veya hiçbirini yapmadıysan bir world stabilizer işlemi yani dijital bir sabitleme işlemi uygulamak kanka. Bunu da zaten video içerisinde göreceğiz. Tabi ben size harika bir program öğreteceğim birazdan ama şimdi ilk önce mantığı kavramanız gerekiyor. Sonrasında karıncalanmalar. Eğer ki karanlık bir yerdeyseniz ki zaten telefonların sensörleri küçücük olduğu için karıncalanmalara çok müsait olur karanlık bir yerde Görüntü çektiğinizde görüntüler karıncalanır. İşte öyle özellikle ön kamerada bunu çok fazla yaşarsınız. Bunu da temizlerseniz eğer noise reduction uygularsanız, karıncalanma temizleme yaparsanız bu pikseller birbirine yaklaşık turuncu turuncu olur. Ama karıncalanmada nasıl oluyordu? Turuncu siyah turuncu siyah olur. Ama biz ne yaptık? Noise reduction uyguladık. Turuncu 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 oldu ve artık daha da güzel bir görüntü oluyor. Daha az sıkıştırma işlemi uygulanacak. En sonda da bir sharpen işlemi uygulayabiliyorsun. Sharpen keskinlik demek. Yani aslında bu piksellerin birbirine yak Yakınlaştırılması ile alakalı bir keskinlik işlemi. Yani bak benim telefona bir tane böyle tutayım. Şimdi bu telefona zoom yapayım. Biraz böyle yakından görün telefonu ve normalde bu. Eğer ki Sharpen işlemi uygulaysaydım bu olurdu. Tam tersine bulanıklık efekti yapsaydım pikseller bu hale gelirdi. Şimdi Sharpen yapıyorum. Tekrar bu hale geliyor. Orijinali de bu halde. Benim görüntüm çok aydınlık. Eğer bu görüntünün karanlık tarafları aynı siyah gibi arka planda morlar maviler olmasaydı karanlık tarafları çok yüksek olsaydı yine çok fazla kompresleyecektim. Olabilir Bildiğince renkli ve aydınlık sahneler, görüntüler kullanmakta fayda var. Güneşin altında çektiğim bir görüntü çok daha az kompres Çok aydınlık olduğu için ama gece dışarı çıktığında çektiğim bir görüntü YouTube'da tekrar mahvolur. Aynı bu Instagram'da, TikTok'ta da öyle. Buna da zaten kontrast işlemi dahil oluyor. Yani kontrastta zıtlık, beyazla siyah arasındaki uzaklık. Benim görüntüm log olsaydı bu şekilde görünecekti ama normal standartta bu şekilde görünüyor. Bak burası siyah, burası mor gördün mü kontrast zıtlık var bir de son olarak FPS var kanka FPS de videodaki saniye başına düşen kare miktarı kanka sen normalde sinema filmlerini 24-25 FPS görüyorsun klipleri falan filan bazı YouTube videolarında 60 FPS görüyorsun yani ben normalde 60 FPS video çekiyordum bu videom 30 FPS çünkü bu aralar başka bir şey deniyorum 30 FPS video çekiyorum daha böyle sinematik falan işlerde 25 FPS görürsün şimdi zaten bizim Cemilmaz videosunda yapacağız bunu Cemilmaz videosu da 25 FPS bunu 60 FPS'e çıkardım bir akıcılık oluyor. Bu da aslında bir videonun hilesi oluyor. Bugüne kadar hep 25 FPS izlediğin için 60 FPS'e döndüğünde videoların böyle havası bir değişiyor. Bu da yine programın yaptığı başka bir hile. Şimdi bilgisayarımıza geçelim, anlatmaya devam edeyim. Şimdi bu çizgi film videolarında kullanılan programın adı Topaz. Topaz ne derseniz artık. Yani böyle Topaz Video AI 3.4.2. Bunun farklı sürümleri vardır. Bendeki yüklü sürümü bu kanka. Şimdi bu programı açtığında aslında bu program az önce saydığım şeyleri yapıyor senin için. Şimdi file geliyorsun İlk önce preferences'a geldin Yani özelliklere giriyorsun ve burada Diyor ki AI Processor yani Yapay zeka işleyicisi ne olsun bize diyoruz ki 4080 ekran kartımız olsun CPU yani işlemci dersek bu biraz daha yavaş Çalışacak böyle şeyler ekran kartıyla Daha hızlı çalışıyor senin de işte Ekran kartını seçersen kötüdür iyidir bu sadece işleme süresini değiştirir Yoksa yine yaparsın ya yani 3060'da olsaydı Yapardık sadece biraz daha yavaş yapardık Sonra buraya videomuzu atalım mesela Cem Yılmaz'ın bir videosu var reenkarnasyon diye Reenkarnasyonu ilan adam varsa çok üzülüyorum bak. Bak beni Bak video 25 FPS kompresli falan bir video aslında yani sıkıştırılmış bir video. Çok kaliteli değil zaten bu gösteri de 2007'nin gösterisi. Dini bir kişilik olarak. Şimdi bunun kalitesini artırma işlemimiz biraz daha zor. Biz bu videoyu çekip programımıza atıyoruz. Bak şimdi programa geldi. İlk önce trim yani kesme kırpma işlemi uygulayacağız. Trim yapacağım. Bir dakikayı da yapmama gerek yok yani bak. Burayı aldım mesela ilk 10 saniye mi, 5 saniyemini, 6 saniye imiş, özür dilerim. İlk 6 saniyesini aldım. Burada preset ön ayarlar var ama biz burada mesela diyoruz ki videomuz 1080'e 1920. İlk önce bunu 4K'ya çıkarabiliriz. Upscale edeceğiz yani 4K'ya çıkardık güzel. Ama 4K'ya çıkarmak hiçbir şeye yetmez. Yani Premiere'de de biz bunu 4K yapsak aynı kaliteyle 4K çıktı alırız. Bu bizim hiçbir şeyimizi etkilemez. Ama burada frame rate var. Frame rate 25 FPS olan bir görüntüyü 60 FPS'e çeviriyor. Normal haliyle çevirmiyor. Aralara yapay zeka kare üretiyor kanka. Bu yüzden 60 FPS çok çok önemli. 60 FPS'i seçtik. Alta geldik stabilizasyon. Ne dedim ben? Görüntünün sabit olması lazım. Ya aslında bu görüntü için hiç önemli değil stabilizasyon. Çünkü dümdüz dikey çok yakından çekilmiş bir görüntü. Ama sen bunu gittin dışarıda görüntüler çektin veya az önce söylediğim gibi çizgi film. Çizgi filmi de deneyeceğiz. Gittin çizgi film görüntüsü aldın attın. Bunlar önemli olabiliyor. Özellikle Tokyo Drift editleri falan yapıyorlar. Burada stabilizasyonu açıyorsun. Buradan full frame method. İşte strength'i de %20-25 yap yani. Yani çok önemli değil şu an görüntümüzde çok kendin görüntünde ne kadar ihtiyaç varsa onu kendin anlarsın zaten şimdi biz stabilizasyon yaptık ya muhtemelen bu CMEL'mize yazısı biraz Böyle sallanacak ama olsun size göstermek için yapıyorum Motion Deblur diyor Buradan Motion de blur da açtık aslında Hareket bulanıklığını azaltıyor Bu da yani çok böyle aman aman etki etmez görüntüne Ama böyle bazı eski filmlerde falan belki işe yarayabilecek bir efekt Açık kalsın Burada Frame Interpolasyon var Yani diyor ki sen görüntünü Slow Motion hale getireceksen Burada bak sana çok güzel kareler açabilirim diyor Yani bu aslında Adobe'nin içerisinde de var DaVinci'nin içerisinde de var Yani olan şeyler belki bir tık daha iyi yapıyordur Ama bizim asıl işimiz bu. Burada değil Asıl işimiz burada. Video Type var mesela, Interlaced var. Biz buradan Progressive'i seçtik. Progressive'den Proteus'u seçiyoruz. Bak burada farklı farklı seçenekler var. Ben bunların hepsini denedim kanka. En iyisi Proteus'lu. Yine sen kendinde deneyebilirsin. Normalde Proteus'u seçince Auto diyor. Bak Auto. Auto geliyor. Biz bunu manuele çevireceğiz. Çünkü ayarlarını göstereceğim. Şimdi burada Hesapla var. Hesaplaya tıkladın. Diyor ki ben hesapladım diyor. 60, 26, 10, 29 sana yeter. Ama biz ekstra böyle bir şey istiyoruz. Daha da kaliteli hale getirsin istiyoruz. Tabii şu an yaptığımız işlemleri ana ekranda görmüyoruz kanka çünkü preview ön izleme tuşuna tıklamadık. Geliyoruz buradan da %100 yapıyoruz. Improve detail %100 olsun. Detayları daha da kaliteli hale getir. Sharpen 50 olsun. Çok da böyle Affedersin boktan bir şarpın atıyor çünkü şarpın 50 yeterli Reduce noise yani karıncalanmaları temizle %100 yaptım Karıncalanmaların hepsini temizle Yani aslında yine dediğim gibi çok önemli şeyler değil ama olsun Biz bunu da %20'lere getirelim The hello mu the hello falan filan ya bunu da denedim ama Artefak dediğinde nedir? Aslında sıkıştırmanın yarattığı problemler artefakta oluyor Mesela jpeg artefaktı diye bir şey var Sen görüntün çok kalitelidir internete yüklersin İnternet onu küçültür 4K bir görüntünü mesela 720'ye küçültür. Bunda bir artefakt oluşur. Bunu işte biraz daha böyle ortadan kaldırmaya yarıyor ama çok da işleme yaradığını görmedim yani. Burada da orijinal detayları %20 koru diyor. Yani okey bu da okey. Yani %100 yapmayın. %0 da yapabilirsiniz ama ben 20'nin gerçekten ideal olduğunu düşünüyorum. Kendi de zaten orada bırakıyor. Sonra diyor ki nasıl çıktı alalım. Diyor ki H264 çıktı alalım. Her cihaz oynatabilsin bunu. Profil diyor. Profili high seçtik mesela. Sonra kalite level diyor. Kalite level'ını da high yaptık. Biraz render'ını uzatır ama kalite level'ını da high yaptık. Bitrate diyor. Bitrate'i de Sabit mi, değişken mi olsun dedik? Sabit dedik. Ha hedef bitrate ne olsun dedi mesela. 40 dedik. Hedef bitrate yani 4K'da 40 çok ideal. Zaten az önceki ayarlar gitti gerçi. Hay falan ayarladık da biz kendimiz ayarladık. 40 megabit bölü saniye gayet güzel. Megabyte bölü saniye özür dilerim. Burada audio'da normal aynı ses olsun. MP4 olsun. Export S dedik. Sonra diyor ki nereye çıktı alacaksın. Masa üstüne Enhance CM dedim ve şimdi çıktığımızı alacak hızlıca. Tabi çok da hızlı değil ama izlediğimiz üzere model yüklendi. Bilgisayarımdan şimdi cidden korkunç bir ses gelmeye başladı. 58 saniye falan Bak 1 dakika hatta 1 dakikaya 6 saniyelik bir render alıyor. Yani aslında 1 saniyeyi 10 saniyede render ediyor. Yani 10 dakikalık bir video attığında haliyle 100 dakikaya render edecek gibi bir durumu var. Hatta daha fazla 1 dakika 12 saniye falan oldu. Muhtemelen 1.5 dakikalara kadar çıkıyor. Sadece 6 saniyelik bir görüntü. Çünkü saniyede 4 kara enhance edebiliyor. Çok ağır bir işlem. Ama şimdi birazdan bir de çizgi film uyguladığımızda farkı anlayacaksınız. Bunu da artı diyelim. Add preset diyelim. CMYLMZ ayarlar diyelim. Çünkü bunu bir birazdan da kullanacağız. Save Output Settings to Preset. Aynen. Çıkış bölümünü de, çıkış ayarlarını da ön ayara kaydet dedik kaydet. Şimdi önceki video bu haldeydi. Bak önceki videoyu izliyoruz. Renk kalibrasyonuyla da varsa çok üzülüyorum. Bak, bak beni öyle dini bir kişilik olarak almayın. Ama vereceğim bilgi şu. Renk yok. Şimdi yenisini izliyoruz. Renk kalibrasyonuyla da. İnanılmaz bir fark var. İnanılmaz. Renk kalibrasyonuyla da varsa çok üzülüyorum. Bak. Bak beni öyle dini bir kişilik olarak almayın ama vereceğim bilgi... İnanılmaz bir fark var yani. En son kalite farkından anlayabilirsin. Tabi yüzde hafif bir pastel boya etkisi var. Ama işte bu ya 2007'den kalma bir videoda bu şekilde bir tepki veriyor. Şimdi bir tane daha deneyelim. Cedric videosunu çektim attım. Şimdi Cedric videosunda da mesela nereyi kaliteli hale getirelim? Burada mesela trim diyelim. Okey çok güzel. Şimdi burayı apply dedik. Ne kadar kaç saniye oldu? Tam böyle bir sahneyi aldık. Şimdi geliyoruz buradan. Cem Yılmaz ayarları uyguladı ığımızda 2 kat upscale diyor. Biz bunu 4 kat yapalım. Daha da kaliteli hale getirsin. Burada da 60 FPS dedik. Bütün ayarlarımız aynı haldeyken Output settings'i falan her şeyi getirdi. Export S dedik. Enhanced Cedric dedim ve hızlıca şimdi export'unu alacak. Bu arada Cedric'i Cedric acayip izlerdim. Ben 97'liyim ve çocukluğumda tam böyle o dönemlere denk geliyor kanka. herde yani o yüzden böyle kendi bildiğim bir çizgi film üzerinden ilerledim. Yani normalde Bentham falan da yapabilirdim. Bu arada saniyede 20 FPS'e çıktı. Hani görüntü bu sefer Cedric'in görüntüsünün kalitesi o kadar düşük ki aslında FPS'i artırdı biraz bu. Daha hızlı işleyebiliyoruz yani. Ona kadar ben de gözlüğümü sileyim. Bilgisayarda uğraşan insanlar için gözlük önemli. Abi orijinali çok küçük yani bak. Orijinal inanılmaz küçük videonun yani. 4 kat büyüteceğiz bunu ve sonuç. Ve gördüğün gibi mesela 60 FPS oldu. Görüntü kalitelleşti. Yani Instagram'a attığımda çok çok az kompres Şimdi videomuzu tam ekran büyütelim. Hani bu videoyu ne an, nereye kadar büyüttük diye. Bak görüntümüz buydu artık bu hale geldi. Gördüğün gibi ne kadar fark etti videoyu kalite açısından nerelere taşıdı. Yani ya gerçekten yapay zeka etkisi korkunç yüksek. Tabi kareler atarken biraz tabi problem çekmiş. Belki daha detay ayarlarla daha güzel hale getirilebilir ama işte bu özellikle böyle önüme çıkan enteresan maymun videoları çizgi film videoları falan var böyle ekranda dönsün ben anlatırken. Bu tarz videoları yapmakta inanılmaz becerikli bir program. Topaz Video AI tabi bu paralı bir uygulama abi. Maalesef çok pahalı kanka. Yani almanız öneririm diyemiyorum. Bence çok pahalı. Sadece bu işlemi yapacak insanlar alabilir belki. Yani tamamen Instagram sayfanız buna dayalıysa alabilirsiniz. Yine de öğretmek istedim. Topaz Video AI'da böyle bir işe yarıyor. Biraderlerim bu ropalarım. olur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan ve TikTok'tan Spankram adıyla benim içeriklerimi takip edebilirsiniz. Spankram.com'dan da Spankram Library isimli After Effects ve Premiere eklentimizin ücretli ve ücretsiz haline bakabilirsiniz. Özellikle almayanlar hiç ücretsiz halini indirsin, kursun, kullansın kardeşim beleş ömür boyu kullanırsın. Para kazandığında da daha büyük paket olan ücretli versiyonuna geçersin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.